Kaç kişi sürekli olarak bir şeylere karşı savaştığını hissediyor? Pekala. Bu durumu atlatabilmenin yolu bizim için bu savaşı Tanrı'nın vermesine izin vermektir. Tanrı'nın bir savaş planı var. Tanrı'nın nasıl savaşacağımızı istediğini bilerek hareket etmeliyiz. Silahlarınız var ama silahlarınız insansal silahlar değil. Bunlar hissedebileceğiniz, satın alabileceğiniz silahlar değil. Bunlar insansal silahlar değil. O zaman ruhsal silahlar demektir. Ben Tanrı'nın sözüyle size vaaz vererek düşmana karşı savaşıyorum. Hayatınızda savaşınızı vermeniz için ben size yardım ediyorum. Tanrı'nın sözü alelade sözler değildir. Tanrı'nın sözü hayat değiştirir. İnsanlar sonunda hayatlarını büyük bir şekilde değiştirecek bir şeyler duymayacaklarsa buraya gelip burada sahneye çıkan bir kadını saatlerce dinlemek istemezler. Burada dikkatli ve konsantre bir şekilde beni dinlemenize bayılıyorum. Tanrı'nın sözü bizim zihnimizi yeniler. Kalbimize doğru damla damla akar. Bizde değişiklikler yapar. Bizim ruhsal silahlarımız var. Huzur bir silahtır. Düşman elinden gelenin en iyisiyle saldırırken huzur içinde yürümek bir silahtır. Doğruluk bir silahtır. Mesih'te kim olduğunuzu bilmek sizin için bir zırh görevi görür. Tanrı'nın çocuğu gibi düşünmeyi öğrenerek hareket edin. İncil bize şunu söylüyor. Ellerinde iki ağızlı kılıçla. Peki bu ne demek? Kılıcı kınında taşıyın demediğini fark ettiniz herhalde. İncil kılıcınızı çekin ve kullanın diyor. İki ağızlı kılıcınızı çekin. Tanrı'nın sözünü düşmana karşı kullanmaktan bahsettik. Tanrı'nın sözünü konuşmanın gücünden de. Bugün savaş pozisyonumuzun ne olacağından bahsedeceğiz. 2. Tarihler 20. bölüm 17. ayet. Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin. Rabbin sağlayacağı kurtuluşu görün. Ey Yahuda ve Yeruşalim halkı. Korkmayın, yılmayın. Onlara karşı savaşa çıkın. Rab sizinle olacak. Bu savaşta savaşmak zorunda değilsiniz. Bekleyin. Rabbin sağlayacağı kurtuluşu görün. Yapmamız gereken şeyin yerimizde durmak olduğunu düşünmüştüm. Anlattığı şeyin söylediği şey olduğunu sanmıştım. Ama 2. Tarihler 20'nin tamamını okuyunca almamızı söylediği pozisyonun bu olmadığını anlayacaksınız. Birinci ayetten yani baştan başlayacağız. 2. Tarihler 20. bölümden dersler çıkaracağız. Birinci ayet. Bundan sonra Moavlılar, Ammonlular ve Mehulluların bir kısmı Yehoşafat'la savaşmak için yola çıktı. Ne çok lular var değil mi? Kendimizi lular şeklinde markalamayı severiz. Hepimizin tanıdığı bir kötü patronlular vardır, kötü komşulular. Ya da faturalarımızı ödeyecek paramız yoklular. Lular var işte. Bizi sinirlendiren şeyler. Hepsi lular. Birkaç kişi Yehoşafat'a gidip gölün öbür yakasından Edom'dan sana saldırmak için bir ordu geliyor. Şu anda Haseson Tamar'da En Gedi'de dediler. Korkuya kapılan Yehoşafat şunu bilin ki kötü bir haber aldığımızda vereceğimiz ilk tepki korku hissi olacaktır. Bu çok önemlidir. Korku kelimesi bir şeylerden koşarak uzaklaşmak istemek anlamına gelir. Onları görmezden gelirler. Bazıları çok içki içer, bazıları harcama gücü olmayan bir miktarda parayı harcar ve sorunlarını unutmaya çalışır. Bazıları yataktan çıkmaz, sürekli uyur. Bazıları uyuşturucuya sığınır. Yani insanların sorunlarından uzaklaşmak için denediği bir sürü yol var. Annem evimizde yaşadığımız sorunları görmezden gelmeye çalıştı. Bu onun akıl sağlığına mal oldu. Geçen yıl onu kaybettik. 87 yaşındaydı ama asla bir hayatı olmadı. Asla gerçekten yaşamadı.
İnsanların hayatlarında bir şeylerle yüzleşmek istemedikleri için onların hayatlarını mahvetmelerini izlemek korkunç. Bu beni çok üzüyor. Bunun anneme ne yaptığını gördüm. Erkek kardeşime ne yaptığını gördüm. Bana da ne yaptığını gördüm. Çünkü annem babamla yüzleşmemişti. Bunu yapmış olsaydı belki bir şekilde yardım alabilirdi. Sorunlarımızdan kaçarsak kendimize yardım etmeyiz. Tanrı bizim sırtımız için bir zırh vermemiştir. Çünkü bizden kaçmamızı beklemez. İncil'de okuyacağınız zırhlar sorunlarınızla yüzleştiğinizde yardım için tasarlanmıştır. Bakın, İncil'in bir çobanken kral olan Davut hakkında söylediklerine bayılıyorum. Onun Goliat'la savaşacağı zaman savaş alanına koşa koşa gittiğini söyler. Goliat'ı gördüğünde savaş alanından kaçmamış. Ona doğru koşmuş. Çoğu zaman sorunlarımıza kafayı takıyoruz. O kadar çok takıyoruz ki bizi ölümüne korkutmasına izin veriyoruz. Onları düşünmeyip tam anlamıyla Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı'nın sizden ne yapmanızı istediğini biliyorsanız şöyle deyin: bundan korkmayacağım, iman dolu bir adım atacağım ve Tanrı bana ne yapmam gerektiğini gösterecek. Amin. Bazılarınız yüzleşmeniz gereken şeyleri sineye çekiyor. Büyümüş çocuklarınız sizden faydalanıyor. Bu nereden çıktı diyeceksiniz ama aklıma geldi. Amin. Karşı durmamız gereken şeyler Tanrı'nın karşı durmamızı istediği şeylerdir. Tanrı bize korku dolu bir ruh değil, güçlü bir ruh verdi. Sevgi ve iyilik dolu. Evet, Yehoşafat kötü haberi alınca korkuya kapıldı. Saldırmak için büyük bir ordu geliyor dediler. Üçüncü ayet, korkuya kapılan Yehoşafat, buraya bayılıyorum, hayati bir ihtiyaç olarak hemen Rab'be danışmaya karar verdi. Yehuda da oruç ilan etti. Aman Tanrım, bir sorunla karşılaşınca yapacağımız şey sakinleşerek Rab'be danışmaya karar vermek olsa, hayatımız şu an olduğundan ne kadar farklı ve ne kadar harika olurdu acaba? Hadi bakalım, bunu anlayan kimse var mı? Evet, hadi. Hadi, anladınız mı? Telefona gitmeyin, tahta gidin. Evet. Birilerini aramayın. Ne yapacağı hakkında bir fikri olmayan insanlara ne yapmamız gerektiğini sormayalım. Her savaştan önce Tanrı'nın savaş planının ne olduğunu öğrenelim. Bunu direkt olarak Tanrı'dan duyalım. Tanrı'dan duyacağımız tek bir kelime, başkalarından duyacağımız 10.000 kelimeden daha değerlidir. Şimdi Tanrı'dan duymak mı, bu mümkün mü diyorsunuz? Kesinlikle. Kutsal Ruh'un sizi yönlendirmesine izin verin. Belki ondan kelimeler işitmezsiniz. Ben her zaman sesler duymayı beklemem. Ama Tanrı'yı aradığınız zaman içgüdüsel olarak ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Belki hemen şu an bilmiyor olabilirsiniz ama Kutsal Ruh sizi yönlendirdikçe bileceksiniz. Yapmam gereken tek şey Tanrı'nın beni yönlendirmesine izin vermek. Her zaman size verecek bir mesajım var. Hatta bazen doğaçlama gelişir. Burada olmayan şeylerden bahsederim. Bazen buraya yazdıklarımı okumam. Bazen hayatımızı o kadar organize ederiz ki Tanrı onun içine girecek bir yol bulamaz. Bu yüzden Tanrı'dan duyacağınız tek kelime bile hayatınızı sonuna kadar değiştirebilir. 25 yıl kadar önce göğüs kanserine yakalanmıştım. Hızlı şekilde ilerleyen bir türdü. Radikal bir ameliyat olmam gerekiyordu. Ve bunu hemen olmalıydım. Eğer tümörü aldırmazsam hayatımla Rus ruleti oynadığımı varsayabilirmişim. Buna östrojen üreten tümör diyorlarmış. Kanser korkutucu bir kelime. O kadar korktum ki daha önce hiç bu kadar korkmadığımı söyleyebilirim. Bu korku beni
mahvedecekti. Tanrı'nın sözüne sarıldım. Kendimi daha güçlü hissettim. Tanrı'ya güvendim. Sonra yeniden korktum. Bir sabah şu sesi duydum. Ben seninle ilgileneceğim. Bana güvenebilirsin, ilgileneceğim. Bana bunu daha önce 500 kişi söyledi. Kendim bile kendime söyledim. Zor zamanlarda kendimizle konuşmayı öğrenelim. Başkalarının sizi cesaretlendirmesini dinlemek iyidir. Ama bunu Tanrı'dan duyunca sanki imanım bir anda şaha kalkmıştı. İmanımız Tanrı'nın sözünü duydukça büyür. İman Tanrı'nın sesini duydukça şaha kalkar. Umarım benim vasıtamla Tanrı'yı duyabilirsiniz. Ya da söylediğim şeyler eve gidip hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için Tanrı'nın sözünü okumaya sizi teşvik eder. Tanrı'yı aramaya zaman ayırmazsak Tanrı'yı duyamayız. Herkes Tanrı'yla olan yürüyüşünde farklı bir yerdedir ama hepinize söylüyorum. Tanrı'yı arayın. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Neye benzediğini görmek iyiydi. Evet. Demek ki Tanrı'yı aramanın ne olduğunu anlamadınız. Bir odaya girin ve kapıyı kapatın. Tanrı'yı nasıl arayacağınızı bilmiyorsanız o bulunduğunuz yerde sizi yakalayacaktır. Aramanıza gerek yok. Bunu tekrarlasam iyi olacak. Eğer Tanrı'yı nasıl duyacağınızı bilmiyorsanız, Tanrı neredeyseniz oraya gelir ve sizi bulur. Yapmanız gereken şöyle demek: Tanrım, sana ihtiyacım var. Başım dertte. Duygusal olarak hareket etmek istemiyorum. Benimle konuş ve beni yönlendir. Beni yönet. Hemen bir şey duymazsanız moraliniz bozulmasın. Dua bittiğinde şöyle deyin: tamam Tanrım, senden bir şey duymadım. Ama inanıyorum ki beni yönlendirecek ve bana yol göstereceksin. Ben her zaman park halindeki bir aracı süremezsiniz derim. Tanrı'nın sizi yönlendirebilmesi için onu sürün. Evet. Tanrı'nın sesini duyun. 2. Tarihler 20. bölüm 4. ayet. Rab'be yönelmek için Yahuda'nın bütün kentlerinden gelen halk toplanıp Rab'den yardım diledi. Tüm özlem ve hasretleriyle. Buna bayılıyorum. Bunlar ciddi insanlarmış. Kaç kişi söyleyeceklerime katılır? Başınız derde girdiğinde, korktuğunuzda kendinize sadece 15 dakika veya 20-30 dakika ya da televizyonda bir program izleyecek kadar zaman ayırarak şunu söylerseniz daha iyi hissedersiniz. Tanrım, senin sesini duymam gerekiyor. Sizce bu hayatınızda neleri değiştirir? Bu hayatınızda büyük değişiklik yapar. 5. ayet: Yehoşafat, Rabbin tapınağında yeni avlunun önünde Yahuda ve Yeruşalim topluluğunun arasına gidip durdu. 9. ayete kadar okuyacağız. Çünkü sizden Yehoşafat'ın Tanrı'yla konuştuğunun ama ona sorununun ne olduğunu anlatmaya başlamasının tam 4 ayet sürdüğünün farkına varmanızı istiyorum. 4 ayet boyunca tek yaptığı Tanrı'ya ne kadar muhteşem olduğunu söylemek. Ey atalarımızın Tanrısı Rab, göklerde oturan Tanrı değil misin dedi. Ulusların krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Bu ülkede yaşayanları halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin? Onlar orada yaşadılar. Başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önünde duracağız dediler. Sıkıntıya düştüğümüzde sana yakaracağız. Sen de bizi kurtaracaksın. Yani sorunumuz olursa bunu yapacağız diyor. Tanrı'ya bir sorunu olduğunu söylemedi bile. Biz sana yakaracağız. Biliyoruz, sen cevap vereceksin. Bu resmen bir psikoloji dersi gibi.
Tanrı'yı önce bir yağlayacağım, sonra neye ihtiyacım olduğunu söyleyeceğim. Tanrı bunu zaten biliyor, o acele etmemiş. Hemen ondan bir şeyler istememiş. İşte Amonlular, Moavlılar ve Seyir Dağlık bölgesinde yaşayanlar. Mısır'dan çıktıktan sonra İsraillerin onların ülkesine girmelerine izin vermedi. Atalarımız başka yöne döndü, onları yok etmedi. Yani Tanrım, İsraillilerin ülkesine geldiklerinde onları yok edebilirlerdi. Buna izin vermedin. Şimdi bizi kovmaya geliyorlar. 12. ayet. Tanrımız onları yargılamayacak mısın? Bize saldıran büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende. 12. ayet çok önemli. Çünkü diyor ki, sen büyük ve yücesin. Evet. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Bir sorunum olsa koşarak sana getirirdim. Onu çözerdin. Ama bu düşman birlikleri saldırmaya geliyor. Onları yok etmemizi başta söyleseydin, şimdi bizi rahatsız etmezlerdi. Sen yapmayın dedin, biz boyun eğdik. Şimdi bize saldırıyorlar. Yani Tanrım, bu sorun birazcık senin yüzünden ortaya çıktı. Evet. Tanrı bu konuda benim gözümü açtığında ben bir anda bu harika dedim. Ya çocuklarımdan biri bir haftalığına arabamı ödünç almak istese ya da daha kötüsü izin vereceğimi düşünerek arabamı alsa bunun sonu iyi olmazdı. Bana bir haftalığına arabanı alabilir miyim dese bile buna izin verecek olmama rağmen mutlu olmazdım ama anneciğim, sen harika birisin. Bir sorunum olsa koşa koşa sana gelirim. Sen beni yüzüstü bırakmazsın. En cömert, en harika, en olağanüstü annesin. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi annesisin dese o zaman başka. Öyle değil mi? Benim bunun işe yaradığını bilen 34 yaşında oğlum var. Neredeyse 2 metre boyunda. Beni evin içinde oradan oraya taşıyacak kadar kaslı. Ama o benim bebeğim. Ha anneciğim, sen dünyanın en iyi annesisin. Benim arabam tamirde, seninkini bir hafta alabilir miyim dese hiç sorun değil. Al tabii, izin ver, benzini ben alayım. İstersen sana para da vereyim, bir şeyler yedirim. Hadi ama uyanık olamıyoruz bazen. Her şey tapınmayla ilgili. Tanrı'yı ilk sıraya koymalıyız. Pederimiz duasıyla başlayabiliriz. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize gündelik ekmeğimizi ver. Hayır, böyle başlamıyoruz. Göklerdeki babamız, sen her şeyin üzerindesin. Sen kutsal olansın. Sen en muhteşemsin. Sen en iyisin. En yücesin. Bize gündelik ekmeğimizi ver. Düşmanlarımıza karşı koru, şeytana karşı koru. Size bir savaş planı vereceğim. 12. ayet. Tanrımız onları yargılamayacak mısın? Bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Gözümüz sende. Bunu başaramayacağınızı itiraf edene kadar Tanrı'dan hiçbir yardım alamayacaksınız. Başarısız olmanın sebeplerinden biri de yardıma ihtiyacımız olmadığını düşünmemizdir. Tıpkı küçük bir çocuk gibi. Onlar ayakkabılarını bağlayamaz, daha bir yaşındadırlar. Ama ben yapacağım, ben yapacağım diye tuttururlar. Kıyafetlerini ters giyerler, tişörtlerini ters giyerler. Bağcıkları karman çorman bir hale sokarlar. Ama kendileri yapmıştır. İncil'e göre sadece aciz içindekiler yardım alır. İnsanlar için şunu söylemek zordur, bunu yapamayacağım. Bu benim için fazla,
ama Tanrım senin için zor değil. Ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Fikrim yok. Bu yüzden bunu bilen birine gidip soracağım. O bana yardım edecek. Bunu bilen birini tanıyorum. Evet, ben bunu yapacağım. Size bir şey söyleyeyim. Şu an bilmiyor olabilirsiniz ama Tanrı hazır olduğunda ve doğru zaman geldiğinde sizi yönlendirecek. Ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Bizi zaten yönlendiriyor ama biz bunun farkında değiliz. Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Gözümüz sende, bütün Yahudalılar, çoluk çocuklarıyla birlikte. Rabbin önünde duruyordu ve bekliyorlardı. İşte bakın, zaman kaybettiğimiz yer aslında tam da burası. Tanrı'ya giderek ona acziyetimizi belirtiyoruz ama hemen bir şeyler olmuyor. Bu yüzden geri dönüp bir B planı arıyoruz. Olur da Tanrı bize yardım etmezse yedek bir planımız olsun. Onlar da bekledi. Tanrı'ya gidip biz bunu sensiz başaramayız dediler. Tanrı bazen onu mu bekleyeceğinizi yoksa sizin mi yapacağınızı görmek ister. Hadi ama. Aa Tanrı, kocamı kurtaracağına güveniyorum. Yardıma ihtiyacın olur diye Joyce Meyer kitaplarının önemli yerlerinin altını çizerek eve yerleştireceğim. Kocam evdeyken onun CD'lerini dinleyeceğim, televizyonda programını açacağım. Tanrı böyle bir şey için sizi yönlendirdiyse büyük ihtimalle bunun kazarı olduğunu düşünürdünüz. Bedensel işler bizim sadece Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yapmaya çalışmamızdır. Ve bizi tüketirler. Dave'i değiştirmek için çok uğraştım. Ah Tanrım. Ama 50 yıl geçti, o hala aynı kişi. Ben spor yapmıyordum. O sporu çok seviyordu. Ben bundan hoşlanmadım. Ama şimdi eskisinden daha fazla dalda spordan hoşlanıyorum. Yani o tenisi sevmezdi. Şimdi tenisten başka şeyi düşünemiyor. Bütün spor dallarında aynı. Futbol maçlarına gidiyor, beyzbol maçlarına gidiyor. Ben onu değiştirmeye çalıştım. Ama sadece Tanrı insanları değiştirebilir. Tanrı sizi katlanamayacağınızı düşündüğünüz biriyle bir araya getirmişse, onlar asla değişmese bile onlarla beraber mutlu olma lütfunu da size verecektir. Kafanızı hayır gibi sallıyorsunuz. Hadi bana inanın. Tabii sizi döven veya taciz eden ya da kötülük yapanlardan bahsetmiyorum. Yani bilirsiniz, insanlar kocaları maç izliyor diye boşanıyor. Uyumsuz olduklarını düşündükleri için boşanıyorlar. İyi de kim kimle uyumlu? Dave ve ben birbirinden çok farklı iki insanız. Ben çok konuşurum, o konuşmaz. Ben her şeyi kafaya takarım. O kafana takma, her şey güzel olacak der. Kafanı bir şeylere taktın der. Ben de sen 10 kilometre geridesin derim. Ben bir konuda hemen karar vermek isterim. O bekleyelim. Biraz düşünelim der. Ben düşünmek istemiyorum, karar vereceğim. Bedensel işler işe yaramayan işlerdir. Konumuza dönelim. Tanrım. Ben kim oluyorum da birini değiştireceğimi düşünüyorum. Benim bu gezegendeki herkesten fazla değişmeye ihtiyacım var. Yani birilerini değiştirmeye çalışmamalıyım. Sen beni değiştir, başkalarıyla ne istersen onu yap. Şimdi harekete geçme zamanı.